us. I can't be trusted. I am Loki. I am Loki. I've seen it. The Asgard. I know it. And I am burdened with glorious birth. Boynuzlu kaskıyla, yüzündeki buruk gülümsemesiyle, üzerinde taşıdığı büyük yükleriyle Loki'nin artık tüm zamanların tanrısı olduğuna tanıklık etmiş bulunuyoruz. Ama bu hikaye bu kadar basit değil. Bunun Odin'le çok ama çok yakından ilgisi var. Eminim bu videodan sonra Loki'den daha çok etkileneceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Loki'nin tüm zamanların sonunda her şeyi yönetecek kişi olabileceğini konuşmuştuk. Ama yine de dizinin Loki için bu kadar havalı bir noktada biteceğini düşünmemiştim. Çünkü bu dizinin temposu biraz ağır ve Loki'yi gömlekli kravatlı izlemeye de alıştık ama uzun bir bekleyişten sonra Marvel tekrar mitolojiye dönüp bize istediğimizi verdi. Ve Loki'nin artık tahtına oturduğunu görmüş olduk. Ve bu bana çok şiirsel geliyor. Çünkü Loki hayatı boyunca Thor'u alt edip Asgard'ın tahtına oturmak istemiş. Daha sonra Thor'un koruduğu dünyayı ele geçirmek istemiş. Bu uğurda Thanos'la işbirliği yapmış biriyken dönüp dolaşıp tüm bunların ne kadar önemsiz olduğunu anlaması ve hiç beklemediği bir yerde zamanın sonunda bir tahta sahip olup kurtarabildiği tüm zaman çizgilerini de elinde tutup tüm zamanların tanrısı olarak yapayalnız bir hükümdarlığa kavuşması çok manidar oldu. Hatırlarsanız ilk Thor filminde Odin, Thor'u yeni kral ilan edecekti ama onun şımarıklığına sinirlenip onu Asgard'dan kovmuştu. Bunun sebebi sadece Thor'un şımarıklığı değil, tahtın yükünü anlayamamış olmasıydı. Odin 9 diyar yöneten büyük bir tanrı kraldı ama o da eskiden savaş ve hükümet maaşı biriyken zamanla bilge bir krala dönüşmüştü. Çocukları ise bu dersleri hiç almadılar. Hela tamamen hükmetmeye odaklıydı. Thor savaşa odaklıydı ama üvey evlat Loki bunların da ötesinde bir şeyi istiyordu. Saygınlık ve artık görünür olmak. O yüzden bu dizide Loki'nin artık bir kahramana dönüştüğünü görsek de bu bölüme kadar TVA'yı kurtarmasında tek bir amaç vardı. O da arkadaşlarını kaybetmemek. Yani aslında biz bu sezon Loki'nin sırf yeni arkadaşlarını ve yeni aşkını kaybetmemek için uğraştığını ve bu uğurda tüm zaman çizgilerini riske attığını izliyorduk. Final bölümünde Loki'nin artık zaman sıçramalarını kontrol etmeyi öğrendiğini, hatta zamanı durdurmayı bile öğrendiğini gördük. Hatta ne kadar deneme yapsa da, zamanda ne kadar geri sıçrasa da, zaman tezgahının patlamasını engelleyemediği an, yüzyıllar boyu fizik çalışıp geri geldiğini bile gördük ama bunların hepsi boşunaydı. Aslında tüm bunların boşuna olduğunu, görev başarılı olsa da, bu cihazı genişletseler de TVA'nın yine de patlayacağını birkaç video öncesinde söylemiştim. Açıkçası bu bölümü izlerken yapmaya çalıştıkları şey bana biraz boşa kürek çekmek gibi gelmişti. Çoklu evrenler daha da serbest kaldıkça, tezgahın kapasitesini genişletsek bile yakında trilyonlarca zaman çizgisi ortaya çıkacak ve sürekli gelip bu tezgahı genişletip duramazlar. Yani sanki bir şeyler bir noktada zaten yok olmak zorunda gibi görünüyordu. Ama bence bu bölümü harika yapan da tam olarak bu. Çünkü bu bölümün konusu değişimle ilgiliydi ve bu ya her şeyi yıkıp baştan yapmak ya da var olanı düzeltmekle ilgili bir çatışma yaratıyordu. Bunu öngörebilmek için yüzyıllarca çalışmaya hiç gerek yoktu. Keşke uğraşmadan önce biraz Ezgin'in kanalını izleseydiniz. Ama olsun. Loki'nin 1000 yaşından fazla olduğunu unutmayalım. Ve 1000 yıl bize çok gibi gelse de Loki şu an dünya yaşına göre henüz 18-20 yaşlar arasına denk gelen çok genç biri ve birkaç yüzyıl geçirmek onun ömründe birkaç ay gibi bir süre. Ama bu olay Loki'nin güçlerinin bu bölümde çok daha artmasını sağladı. Çünkü final bölümünde birkaç yüzyıldır yeni güçlerini binlerce kez kullanan bir Loki izledik. Ve kendisi artık o kadar güçlendi ki Loki zaman taşının ta kendisi oldu. Ayrıca dikkat ettiyseniz bu zamana kadar Loki zamanda ileri geri sıçradığında sürekli kendisiyle karşılaşıyordu. Çünkü o zaman dilimine sadece bedenen yolculuk ediyordu. Ama bu bölümde gördük ki artık sadece bedeniyle değil, zihniyle de yolculuk ediyor ve geçmişteki versiyonun yanına ışınlanmıyor. Artık geçmişteki haliyle direkt iç içe giriyor. Bu da bambaşka bir süper güç. Tüm bunlara ek olarak Loki'yi herhangi biri gibi değerlendirmemek lazım. Çünkü Loki boşa çabalama konusunda eşsiz bir örnek. Bu dizide de defalarca Loki'nin kaybetmeye mahkum bir karakter olduğunu ve 1000 yıldır ne Asgard'la ne dünyada ne de artık TVA'de istediklerini elde edemeyeceğini defalarca yüzüne vurdular. But the outcome to this equation remains the same. You lose. I know. Loki kaybetmeye alışkın ama umudunu hiç yitirmeden inatla yola devam eden bir karakter ve bu dizide bu Loki varyantının artık evrenle ilgili birçok şey öğrendiğini gördük. Hiçbir şey onunla ilgili değil. Tıpkı Ancient One'ın ben merkezci bir büyücü olan Doctor Strange'e söylediği gibi. It's not about you.
Dolayısıyla Loki'nin önünde iki seçenek kaldı. İlk seçenekte eğer geri dönüp Sylvie'nin geriye kalanı öldürmesini engelleyebilirse, geriye kalanın kurduğu düzen devam edecek, kutsal zaman çizgisi baki kalacak, zaman tezgahı patlamayacak, çoklu evrenler serbest kalmayacak ve TVA'de hiçbir zaman yok olmayacak. Ama bunun için Sylvie'yi öldürmesi gerek çünkü Sylvie tıpkı Loki'nin eskiden olduğu gibi kimseye güvenmeyen inatçı ve kindar biri. İkinci seçenekte ise hiçbir şeye müdahale etmeyecek. Zaman tezgahı patlayacak ve çoklu evrenler serbest kalacak. Tıpkı bir önceki bölümde gördüğümüz gibi Mobius her şeyden habersizce ailesiyle yaşamaya devam edecek. Sylvie hamburgercide çalışmaya devam edecek. Loki de artık kendine küçük yeni bir hayat kuracak. Ama öyle olursa çoklu evrenler sonsuz sayıda serbest kalacağı için sonsuz Kang varyantı ortaya çıkacak ve çoklu evrenler arası bir savaş başlayıp yine tüm evrenlerin çarpışarak birbirini öldürmesini ve evrene yıkım geleceğini göreceğiz. O yüzden Loki'nin geçmişe dönüp arkadaşlarıyla fikir alışverişi yapması mantıklıydı. Mobius'un onu sorguladığı sahneye geri dönüp kimin öleceği, kimin yaşayacağına nasıl karar veriyorsun sorusunu tekrar sorduğunu gördük. Mobius'un burada verdiği ders şuydu. Eğer kontrol sendeyse kimsenin alamayacağı kararları almak zorundasın ve bu bazılarını gözden çıkarmak anlamına gelse de evrenin iyiliği için bu yükü sırtlanmak zorundasın. Eğer bu yükten kaçarsan her şey yok olur. Loki'nin burada alması gereken yük geri dönüp Sylvie'yi öldürmesiydi. En azından öyle görünüyordu ama bunu yapamayacağını biliyorduk. O yüzden Sylvie ile konuştuğunda Sylvie'nin hala aynı şeyi tekrarladığını gördük. Bırak her şey yerle bir olsun. Belki de gerekli olan şey budur. Ve Loki'nin kafasında artık kurgu oturmuş oldu. Amacı zaman tezgahının patlamasına izin vermek ve artık sorumluluk alıp geriye kalanın yerine geçip TVA'yı ve çoklu evrenleri korumaya devam etmek. Bu önemliydi çünkü Loki geriye kalanla konuştuğunda bu işin yapayalnız kalacağı bir iş olacağını biliyordu. Ama Loki zaten tüm sezon boyunca yalnız kalmaktan kaçıyordu. Sonuç olarak Loki arkadaşlarına TVA'yı ve milyonlarca zaman çizgisini korumayı ama bu uğurda zamanın sonundaki tahtında yapayalnız yaşamayı seçerek gerçek bir kahramana dönüştü. Tıpkı Odin'in evlatlarından beklediği gibi artık Loki hükmetmeye layık biri oldu diyebiliriz. Burada arka plandaki hikaye de buymuş meğer. Biliyorsunuz ki Marvel çizgi romanlarını okuyanlar sinematik evreni izlediklerinde karakterlerin çok daha güçsüz ele alındığını düşünürler. Ama hep dediğim gibi Marvel bu karakterlere hak ettikleri güçleri 10 yıl gibi bir süreçte adım adım veriyor. Doctor Strange'in çizgi romanlarda ne kadar güçlü olduğunu bilenler bilir. Ama sinema evreninde Doctor Strange henüz güçlerinin yarısına bile erişmedi. Bu Thor için de böyleydi ve Loki'nin de ancak şimdi hak ettiği kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Ve hatta daha da ötesinde şu an Loki'nin Mjolnir'i rahatlıkla kaldırabilir seviyede değiştiğine tanıklık ediyoruz. Şu an bu Loki'nin yanında sinematik evrendeki Thor goy goy yapan zevzek biri gibi kalıyor. Az önce dediğim gibi Loki her zaman takdir isteyen, saygı bekleyen ve görünür olmak isteyen biriydi. Ama şimdi çoklu evrendeki kimse tüm zamanları kurtaran kişinin tahtında yapayalnız oturan bir Loki olduğunu bilmiyor. Ama gerçek iyilik görünür olmak zorunda değildir. Ve Loki bunu zor yoldan öğrenmiş oldu. Bu videoları hazırlarken çizgi romanlar kadar birçok farklı kitaptan da bilgiler derliyoruz biliyorsunuz ve evimiz mitoloji kitaplarıyla ve İrlanda'dayken aldığımız yerel eski masallarla dolu ama ben her seferinde MCU'da gerçekten İskandinav mitolojisine ait derin bir şeyler görmeyi hayal ediyordum. O yüzden şu an Loki'nin zamandaki dallanmaları toplayıp tüm dallardan bir Yggdrasil ağacı oluşturmuş olması hiç beklemediğim muhteşem bir metafor oldu. Yggdrasil ağacı mitolojide 9 diyarı barındıran ve birbirine dallarla bağlayan sonsuz bir yaşam ağacıdır. Bu ağacın sürekli acı çeken canlı bir ağaç olduğu düşünülür ve bu ağacın ismi aynı zamanda Odin'in atı olarak geçiyor. Videonun başında da dediğim gibi Loki'nin burada yaptığı şeyin Odin'le daha da ilginç bir bağlantısı var. Mitolojide Odin eskiden kana susamış bir savaşçıydı. Peki bir bilge krala nasıl dönüştü biliyor musunuz? Kendini feda ederek. Odin kendi mızrağına saplanmış bir şekilde hareketsizce Yggdrasil ağacının dallarına sarılmış ve burada 9 gün geçirmişti. Burada ona bilgelik veren Mimir'in pınarının suyundan içmiş ve bu bilgelik karşılığında da bir gözünü çıkarıp vermişti. Odin bu ağaçta işkence çekerken kazandığı şey tamamen bilgelikti. Çünkü Odin Ragnarok'un geleceğini görmek bir yana kendisinin öleceğini de görmüştü. Odin'in buradaki amacı tamamen kaderi alt etmekti. Yani her şeyin ve kendisinin de ölümünü gören Odin yaklaşmakta olan geleceği değiştirmek için bunları yapmış ve amacı buyken bilgelik kazanmıştı. Ragnarok'un kaçınılmaz olduğunu ve her şeyin yeniden daha güzel bir şekilde başlaması için de her şeyin yıkılıp kıyametin kopması gerektiğini anlamıştı. Ve bunu
Loki'ye uyarlarsak çoklu evren konusu daha da hoşunuza gidebilir. Çünkü bizim tanıdığımız Loki, Odin'in tahtını çalıp babasını bir huzur evine kapatıp Asgard'ın yok olmasına yol açan, Thanos'a söz verdiği Tesseract'ı sonunda teslim etmek zorunda kalıp dünyayı kaosa sürükleyen uslanmaz bir karakterdi ve istemeden de olsa yaptıkları dolaylı yoldan Ragnarok'a, yani büyük bir yıkıma sebep olmuştu ve ölüp gitmişti. Avengers her şeyi düzeltmek için geçmişe gittiğinde yine bir fırsat bulup kaçan kişi Loki oldu ama bu Loki tüm bu kötülükleri henüz yapmamıştı. Ama Sylvie ile daha da kötüsünü yaptılar ve zaman çizgimizi koruyan bir adamı, geriye kalanı öldürdüler ve bu sefer de bu olaylar tüm evrenlerin çarpışacağı ve tüm evrenlerin savaşacağı ve yok olacağı yeni bir Ragnarok doğurdu. Ama bu Loki varyantı şu an yeni bir yaşam ağacının tam ortasında duruyor ve tıpkı Odin gibi yıkımın kaçınılmaz olduğunu ama bu yükü sırtlanıp düzeni sağlayıp her şeyin yeniden inşa edilmesi için sorumluluk alması gerektiğini biliyor. Artık TVA posterlerinde ana ekrandaki görselde zamanın sonsuz Yggdrasil ağacı şeklinde tasvir edildiğini de gördük ve TVA artık yeni bir sistem için çabalıyor. Ve son olarak da Mobius'un ondan çalınan hayatının aslında nasıl olduğunu gördüğü ve içinin burkulduğu bir sahne izledik ama buradaki diyalog da çok önemliydi. Dikkat ettiyseniz Mobius'un zaman aksın gitsin sözleri Loki'yi gördüğümüzde sonsuz ağaçta yankılanıyordu. Ve buradan anlıyoruz ki Loki bunu duyabiliyor. Sylvie'nin Loki'nin burada olmaması çok garip sözlerin ardından bu sahneyi görmemizin tek bir anlamı var. O da Loki zaten orada. Şu an Loki her yerde ve her şeyi duyup görebilecek bir tanrı seviyesinde. Peki şimdi ne olacak? Muhtemelen şimdilik küçük işlerde çalışmaya devam edecek. Mobius da kendine küçük bir hayat kuracak ama Loki'nin orada bir yerde zamanın en sonunda beklediğini biliyor olacaklar. Geriye kalanın dediği gibi bundan sonra binlerce Kang varyantı ortaya çıkacak ve tabii ki bu konu başta Doktor Strange olmak üzere tüm Avengers'ların bir araya gelip Kang'lerle savaştıkları bir senaryoya evrilecek ama Loki bunlara müdahale edecek mi bilmiyoruz. Hatırlarsanız Loki ne kadar Kang çıkarsa çıksın hepsini yok edeceğini söylemişti ve zaten kendini kopyalama özelliğine sahip olan Loki'nin şu an birçok kopyasının birçok evrende farklı Kang'lerin peşine düştüğünü bile görebiliriz. And as you may or may not know, my variants are already out there. We'll find them. There's too many. I won't stop. Doesn't matter. Never stopped me before. Belki de ileride çıkacak çoklu evren savaşına oturduğu yerden bile müdahale edebilir. Çünkü şu an tüm zaman çizgilerini görebilecek bir kapasiteye sahip. Ya da tıpkı bir Watcher gibi sadece izleyecek, müdahale etmeyecek. Bunu bilmiyoruz. Ama bu konu burada bitmiş değil. Çünkü bundan sonra TVA'yı sinema filmlerinde de göreceğimize dair dedikodular var ki bence bu çok mantıklı. Mesela şu an seneye izleyeceğimiz Deadpool ve Wolverine filmi farklı bir evrende geçiyor olacak ve tahminen Fantastic Dörtlü filmi de farklı bir evrende geçiyor olacak ama bu karakterleri bir araya getiren kişiler TVA çalışanları olabilir. 4-5 yıldır Marvel'ın her şeyi çorba yapıp sonra yeniden tek bir zaman çizgisine odaklanacağını ve diğer evrenlerdeki karakterleri bir araya getireceklerini söylüyordum zaten ama şu an bu karakterleri ortak bir amaç için bir araya getirmeleri çok mantıklı olur ve o ortak amaç da zaten Kang olacak. Bu bölümün sonunda Mobius'un 616 adlı ana Marvel evreninden bahsettiğini ve bir Kang varyantının bizim ana evrenimiz yakın bir noktada sorun çıkardığını söylediğini gördük. I got those reports on the variants of Hugh remains. I guess one of them caused a little bit of a ruckus on 616 adjacent realm, but they handled it, so we're all good for now. That's all we can ask for. Burada bahsettiği sanırım Quantumania filminde bizim evrenimizdeki kuantum boyutunda saklanan Kang olmalı. Yani asıl savaş 616 adlı ana evrende kopacak, orası kesin. Ve diğer zaman çizgilerindeki Deadpool, X-Men gibi karakterlerin evrenleri yok olurken o karakterlerin bizim evrene geleceğini ve asıl problem olan Prime Kang'le hep birlikte savaşacaklarını düşünüyorum. Hatta şu an Marvel'ın Iron Man, Captain America, Natasha gibi asıl karakterleri de Avengers Secret Wars için geri getireceklerine dair toplantı yaptığı söyleniyor. Ve bana sorarsanız herkesin bir araya geldiği bir film izleyeceğiz zaten. Ve bu her şeyin tam anlamıyla çökeceği, tüm çoklu evrenlerin birbirine gireceği, yıkım getiren tanrıların savaşı olarak anılacak. Ama TVA'nın amacı bozulmayacak yeni bir kutsal zaman çizgisi kurmak ve çoklu evrenleri korumak olacaktır. Tüm bunları bekleyip göreceğiz. Bu arada finalde Victor Timely'nin çocukluğunu tekrar gördük. Bu çocuğun bir TVA el kitabı almadığına dikkat etmişsinizdir. Çünkü bu çocuk bizim kutsal zaman çizgimizde yaşıyor. Penceresinden içeri bir kitap düştüğünde artık bu dallanmış yeni bir zaman çizgisi oluyordu ve el kitabını alan Victor'ın macerasını izledik zaten. Ama 616 evrenindeki TVA kitabı almamış olan bu Victor'a ne olduğunu henüz bilmiyoruz.
Neyse, kafamız karışmasın. Bunları tekrar tekrar konuşacağız zaten. Daha konuşacağımız çok şey olacak. Siz buradaysanız ben de buradayım. Teori videoları ve detaylı incelemelerin dallanıp budaklandığı ve birbirine dolaştığı bu ekranın içinde bekliyorum. Hala abone olmayanlar siz de aramıza katılın. Varyantlarım bolca var ama ben burada düzeni korumaya devam ediyorum. Merak etmeyin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye. What people don't know is that Mobius has cracked it all open, the Marvel Cinematic Universe. It's true. So you know, that's what they call it, the MCU. What's that mean? The Marvel Cinematic Universe.